1993 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Alaca köyünde gözaltında zorla kaybedilen 11 kişiden biri de amcam Mehmet Salih Akdeniz'di. 9 Ekim günü Bolu Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından gözaltına alınan amcam Mehmet Salih Akdeniz 11 kişiyle birlikte Anduk Dağı'nda bulunan Kepir Mezrası'na götürülür. Orada yaklaşık bir hafta boyunca o aileler, kayıp aileleri bunlara yemek götürülür. Bu yemek götürülen arasında biri de amcamın eşi Pembe Akdeniz. Yaklaşık bir hafta boyunca onlara yemek götürülür ve en son gidince Pembe, Mehmet Salih Akdeniz, amcam kendisine bir daha bize yemek getirmeyin. Bundan sonra bizi buradan götürecekler, bilginiz olsun diye böyle bir uyarıda bulunur. Ve o günden beri bir daha gözaltına zorla kaybedilen 11 kişiden bir daha haber alınamaz. Tabii aradan yaklaşık bir yıl sonra amcam Mehmet Emin Akdeniz, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'ne başvuruda bulunarak gözaltına amcamla birlikte, abisiyle birlikte gözaltına kaybedilen 11 kişinin hakkında dava açmasına, avukata vekalet vererek dava açmasını ister. Yaklaşık bir yıl süren bu iç hukuk sürecinden bir sonuç elde edemeyen avukatlar davayı AİHM'e taşır. 2001 yılında AİHM yaşam hakkı ihlalinden gözaltına zorla kaybeden 11 köylü hakkında 311 bin sterlik bir tazminat davasını Türkiye'ye keser. 2001 yılında Türkiye'yi yaşam hakkı ihlalinden tazminata bağlar. 2004 yılına gelindiğinde ise tesadüf eseri bir çoban bir dere kenarında birkaç insan kemiğine rastlar. Tabii bunu duyan yıllardır kayıplarının akıbetini arayan aileleri heyecanlandırır ve aileler bir şekilde Anduk Dağı'nda bulunan mezraya giderek orada bu kemiklerin kendi kayıplarına ait olabileceğini düşünür ve oraya akın ederler. O görünen kemiklerde bazı objeler de yer alır. Örneğin o dönemki o objelerden kalan yüzük, işte amcamdan kalan bir tütün tabağı. O tütün tabağı aslında daha çok misafirlerine gelip tütün sigara ikram ettiği tütün tabağıydı. Tabii birçok kayıp yakını orada o kayıpların aslında kendilerine ait olduğunu, kendi kayıplarının olduğunu o objelerden tanırlar. Daha sonra Kulp Cumhuriyet Savcısı o dönemde bir soruşturma açar. Ve kemikleri alır. Oradaki kayıp yakınları o kemikleri toplar. Kulp Cumhuriyet Savcılığına teslim eder. Tabii çok ilginçtir ama o kemiklerin hiçbir tanesinde kafatası yoktur. Yani belli bir üzerine kalan belli parçalar da o kemiklerin aslında önceden yakıldığını da anlaşılır. Çünkü yanık izleri vardır o elbiselerde. Daha sonra o kemikler Adli Tıp Kurumu'na gönderir ama ne hikmetse Adli Tıp Kurumu'ndaki kemikler kaybolur gider. Tabii 2007 yılına gelince 2007 yılında Ergenekon davasıyla birlikte birçok özellikle Doğu ve Güneydoğu'da bu coğrafyada görev yapan birçok komutan işte darbe teşebbüsünden dolayı yargılanır ama o dönemki buradaki yapılan katliamlar, gözaltında kayıplar, zorla kaybedilmeler ve faili meçhul cinayetler de aslında yargılanan ve biraz faili olan komutanlardır bunlar. Tabii o umutla bizler de 2009 yılında Diyarbakır Koşu Yolu Parkı'nda 31 Ocak'ta kendi kayıplarımızın akıbetini bulmak adına kayıplar bulunsun, failler yargılansın şiarıyla eylemimizi düzenledik ve o gün bugündür Galatasaray Meydanı'nda 1995 yılında biliyorsunuz kendi kayıplarının akıbetini, çocukların akıbetini ararken 27 Mayıs'ta bugüne sürekleşen ve Türkiye'nin de belki de dünyanın en uzun süreli soluklu bir vicdan eylemi, bir kayıp eylemi devam ediyor. Biz de Diyarbakır'da 31 Ocak 2009 yılında kayıplarımıza kavuşmak, kayıplarımızın bir mezarına kavuşmak, en azından bir mezar taşını belki de hasret kaldığımızdan dolayı böyle bir eylem ve arayışa girdik. Tabii bir barış süreci de yaşandı 2009'dan sonra. 2013 yılında Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi Kulp davası bilinen amcamın içinde bulunduğu 11 kişilik Kulp davası hakkında bir dava açıyor 7. Ağır'da. Bu dava 18. duruşması yapılırken yani 2018'de yeterli ve ikna edici bir delil bulunmadığından dolayı dava düşer. Tabii avukatlar o dönem itiraz ettiler istinafta. İstinaf ise yeterli ve ikna edici delilden dolayı Yargıtay aşamasına Yargıtay'a intikal etti. Siz de biliyorsunuz bu yaklaşık iki gündür sosyal medyada düştü. Yargıtay da
aynı gerekçeyle hem yeterli ve ikna edici delil hem de zaman aşımını kullanarak davayı düşürdü maalesef. Tabii biz insan hakları mücadelesini verirken elbette insanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımının olmadığını çok iyi biliyoruz. Yani değil 30 yıl, 300 yıl, 3000 yılda geçse bizler kayıplarımızın akıbetini sormaya, son kaybımız bulununcaya kadar bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yıllardır zaten bunun mücadelesini veriyoruz. Yıllardır adaletin, onarıcı bir aletin, hakikatin ortaya çıkmasını, faillerin yargılanıp hak ettiği cezayı çekmelerini istiyoruz. Ama her şeyden önce kendi kayıplarımızı istiyoruz. Derisini aldığımız çocuklarımızın, kayıplarımızın hiç olmazsa kemiklerini istiyoruz. Hiç olmazsa istiyoruz ki bir mezar taşı olsun. İstiyoruz ki Arife günlerinden gidip gözyaşla toprağını ıslatmak, bir ağıt yapmak istiyoruz. Birçok annemiz, yıllardır bu mücadele veren birçok annemiz maalesef kendi kaybının, kendi evlatının mezarına kavuşmadan gözü açık bir şekilde bu dünyadan göçüp gitti. Bizler de 3. kuşak kayıp yakını olarak bu mücadelemizi, dediğim gibi yani son kaybımız ortaya çıkana kadar bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Evet, yani Diyarbakır'ın Kurp ilçesinde 1993 yılında dönemin Bolu Tugay Komutanı hakkında 11 köylünün katledilmesinden dolayı açılan bir dava vardı. Çok açık bir şekilde o davayı da ilk gününden beri Diyarbakır Barosu birçok hukuk örgütüyle birlikte takip ediyordu ve bizzat o davanın duruşmalarına katılan sıfatıyla yer alan bir avukatım, ama somut açık delillerle, yani o dönemde askeri operasyon neticesinde köylüler evlerinden, yakınlarının yanından alınıp köyden uzak bir noktada yaklaşık 10-12 gün tutulduktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamıyor. Evet, uzun süre dava soruşturma bir şekilde kapatılmıştı. Ancak 2004 yılında bir dere yatağında zamanla toprağın aşılmasıyla kaybettirilen köylülerle ilgili kemikler ortaya çıktı ve yeniden soruşturma başlatıldı ve dönemin Tuğgeneral hakkında bir dava açıldı. Zaten yıllardır bu tür 1990'lı yıllarda ağır insan hakları ihlallerine konu, kamu görevlerinin işlediği suçlar konusunda bir cezasızlık pratiği vardı, ama bu kadar somut, açık tanık beyanlarına göre bir gözaltı işleminden sonra insanların kaybettirildiği çok net bir şekilde soruşturma dosyasına yansıdı. Evet, bir dava açıldı. Dava daha ilk günden itibaren aslında Diyarbakır'dan alınıp, suçun işlendiği mahal olan Diyarbakır'dan alınıp Ankara'ya götürülmesiyle aslında bildiğimiz o cezasızlığa yönelik emareleri bizlere göstermişti. Ve Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılama sonunda 2018 yılında beraat kararı verildi. Beraat kararına karşı yapılan istinaf başvurusu reddedildi ve dosya Yargıtay'ın önüne gitti. Ama Yargıtay'da dün de kamuoyuna yansıdığı üzere bildiğimiz klasik bu tür kamu görevlerinin işlediği ağır suçlarda zaman aşımından dolayı dosyayı düşürdü. Şimdi biz hep şunu söyledik. Evet, Türkiye'nin bütün kamu görevlileri, daha doğrusu devleti yöneten siyasal iktidarın temsilcileri bile 1990'ların karanlığına hep vurgu yaptı ve Türkiye'de 1990 yılında yaşanan yoğun insan hakları ihlallerine dair hep bir yüzleşme, hep bir helalleşme kavramı bu ülkede kullanıldı. Ama biz şunu gördük, maalesef o dönemde işlenen bu suçların tamamı tek tek aslında soruşturmaya, davaya dönüştürülüp alınan beraat ve düşme kararlarıyla tek tek kapatıldı. Maalesef ülkede mağduru Kürtler olan dosyalarda sistematik bir devlet politikası, artık cezasızlık. Kurp dosyasında da bu kendisini bir kez daha göstermiş oldu. Tabii hukuk mücadelesi devam edecek. Bir şekilde gerek Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği ve birçok hukukçu bu davanın takipçisi olmaya devam edecek. Anayasa Mahkemesi önünde de bu süreci yeniden bir başvuruyla, bireysel başvuruyla sürdüreceğiz. Ama Türkiye'deki yargı pratiği bize bir kez daha şunu gösterdi. Aslında bu tür insanlığa karşı işlenen suçlarda
zaman aşımı kavramının işlemeyeceğinin, bu, yani bu artık uluslararası bir kural ve Türkiye'de de mevcut ceza kanununda da yer alan bir düzenleme, ama hiçbir zaman bu tür insan hakları ihlallerine ve insanlığa karşı işlenen suçları maalesef insanlığa karşı suç kategorisinde görmediler. Ve 30 yıllık zaman aşımı süresini de bu dosyada yeniden uygulayıp dosyayı düşürdüler. Bu yeni değil. Daha önce birçok dosyada bu yönlü kararlar verildi. Hepsindeki usul yine aynı. Bir şekilde davalar açıldı, batı illerine nakledildi. Beraat ya da zaman aşımından dosyalar düştü. Yani kısacası şunu söyleyebiliriz. Çok net bir şekilde o 90'ların karanlığıyla yüzleşme, helalleşme sadece sözde kalıyor. Yargı da maalesef bu iktidarların yüzleşme ya da helalleşme konusundaki söylemde kalan tutumuna uyumlu bir şekilde bu tür beraat ve düşme kararlarından dosyaları tek tek kapatıyor.